Biz Amerikancı batıcı değiliz. Çünkü Amerika batı İran'la bir ortak bir düşünceleri var. İrancılarla. Hepsi Güney Azerbaycan haritası üzerinde Kürdistan yazıyorlar. Hepsi bunu yazıyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler. Elyar Türker veya Elyar Makui. Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi. Güney Azerbaycan Geçici Meclisi, Milli Meclisi Teşkilat Komitesi üyesiyim. Bugün sağ olsun Sayın Başkanım Cemal Mehmethanoğlu Bey'in davetiyle Meclis Teşkilat Komite üyesi olarak ve buraya geldik. Ve çok mutluyum ki bugün Güney Azerbaycan sevdasıyla dövülen kalpların huzuruna geldim ve sizinle beraberim. Herhalde 5 dakika zaman diyorlar da gönül fazla konuşmak ister ama yine herkes ben gibi size 30 saniye ben size 30 saniye geçtikten sonra bana haber verin. Herkes, sayın değerli arkadaşlarım, herkes geçmişi konuştular. Ne olmuş konuştular, neler olmuş konuşuldu. Neler yapabiliriz kısmına gelince biz düpedüz Güney Azerbaycan bağımsızlığını istiyoruz. İsteğimiz budur. Başka bir isteğimiz yoktur. Yıllar yılı akan gözyaşın dinsin. Ey Türkoğlu yüzün artık hep gülsün. Yiğitler pusatın bilesin gelsin. Azatlık yakındır, yakındır balam. Yiğitler pusatın bilesin gelsin. Azatlık yakındır, yakındır balam. Dedik. Bilmem başka halklarla birlikte olalım dedik, sonuç alamadık. Ve kimse bugün başka fikirlerle, bağımsızlık dışında fikirlerle karşımıza çıkamaz. Çünkü bugün artık biz meydandayız. Biz dediğimizde hareketimize genç diyemezler. Çünkü söylediğim gibi bugün büyüklerimiz de burada var. Yıllardan beri bu hareket, bilmem Selçuklu'dan başlasak, bugün Güney Azerbaycan Milli Harekat'ın kendi evlatları meydandadır. Ve sadece bir isteğimiz değil de bir amacımız var. Kimseden istemeyeceğiz. Kimseden istemek diye bir derdimiz yoktur. Biz kendimiz başaracağız ve o da bizim bağımsızlığımızdır. Onun için de biz Teşkilat Geçici Meclis, Milli Güney Azerbaycan Geçici Meclis Teşkilat Komitesi olarak amacımızı Güney Azerbaycan bağımsızlığı koyup ve bu yola başlayıyorduk. Ve eminim ki birçok Güney Azerbaycanlı'nın katılımıyla bu mecliste bağımsızlığımızı birlikte ilan edeceğiz. Ancak o meclis varken başkaları yoktur diye bir anlama gelemez. Bu hareketin kendine ait teşkilatları var. Kendine ait mücadele neferleri vardır. Yıllardan beri dernekler, STK'lar, şahslar kendi başlarına da mücadele eden bağımsızlık uğrunda neferler vardır. Bugün Allah rahmet eylesin, şehit mühendis Emane'den başlayıp şehit Ceferzade ile devam eden ve bugün hapislerde olan Abbas Bey Lisani, Ekber Bey Neymi, Ali Rıza Ferşi ile devam eden bu mücadele illa en yakın zamanda bağımsızlığıyla sonuç bulacaktır. Ama yolumuz nedir? Başardığımız yol nedir? İran bizim teşkilatçılığımızdan korktur. Bugün bizim ana anahtarlarımız da teşkilatçılıktır. Ama güçlü bir teşkilattır. Neferler yetirmeliyiz. Doğrudur, bugün mücadele daha sıcak günündedir. Hemen hemen bir şeyler olabilir, ona da hazırlık olmalıyız. Meclis dediğimiz bu olağanüstü olaylara hazırlık olmasıdır. Ama teşkilat olunca, bağımsızlıktan önce de teşkilat, bağımsızlıktan sonra da teşkilat gerekiyor bize. Onun için neferlerimiz hazırda olmalıyız. Eğitim vermeliyiz. Birlikte olmalıyız. Olduğumuz illerde, ilçelerde ya ülkelerde oraların özellikle Türk kültürüne, Türk geleneğine, adet enenesine bağlı olan teşkilatlardan teşkilatçılık öğrenmeliyiz. Bizim geçmişimiz Avrupa geçmişi değil. Bizim geçmişimiz Amerika geçmişi değil. Biz Amerikancı, batıcı değiliz. Çünkü Amerika, batı İran'la bir ortak bir düşünceleri var. İrancılarla. Hepsi Güney Azerbaycan haritası üzerinde Kürdistan yazıyorlar. Hepsi bunu yazıyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bugün eminim büyüklerimiz çok mutlular ki belki gençlik geldi. Yıllardan beri belki eskiden İran'da o özellikle devrimden önce veya devrimden sonra solçu, sağçı her şey olabilirdi. Ama bugün Güney Azerbaycan Türk milliyetçileri meydandalar. Ve bu gençlik biz 1990'dan bugüne kadar yani 30 yıldan aşkın belki 20 milyon insanı kendi düşüncemize kazandık.
kendi düşüncemize İran içerisinde kazandık. Ama maalesef o 20 milyonu teşkilatlandıramadık. İran buna bize karşı durdu. Ve maalesef bugün konuştuğumuz Türkiye'de de ve veya önceden Azerbaycan'da da belki bize yok İran bizimdir, yok bilmem orası İslam ülkesidir falan falan sözler dediler. Ya bir arkadaşımın söylediği gibi bize siz İran'ın PKK'sınız dediler. Ama bugün geldik bu noktaya. Cumhurbaşkanları Güney Azerbaycan'ı konuşuyorlar. Bu mücadelemizin sonucu olmuştur. Sağ olsunlar destek veriyorlar. Canımız da fedadır bu yolda. Ama biz birlikte olmalıyız. Biz teşkilatlarımızı güçlendirmeliyiz. Neferlerimizi kadrolaştırmalıyız. Teşkilatlanma uğrunda eğitim vermeliyiz. Ve eğitim almalıyız. Bunu başarabilsek biz çok yakın zamanda kazanacağız. Başarmasak yine kazanacağız ama uzanacaktır. Zamanı uzanacaktır. Onun için bize güçlü teşkilat ve güçlü medya lazımdır. Güçlü medyanın da desteği illa Türkiye merkezli ve Azerbaycan merkezli olmalıdır. Yani bu medya Baku ve Ankara merkezli olmalıdır. Güç Tebriz merkezlidir. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz var olasınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun.